Selamünaleyküm. Şimdi bir kızılcık reçeli yapacağız. Bunu mesela Eylül ayına geldik, okullar da başladı. Sabah kahvaltıda farklı bir şekerle bir şey olsun diye yiyebilirsiniz. Böyle burada 1,5 kilo kızılcık var. Daha küçükleri biraz sert ve daha ekşi oluyor. Şimdi yapımına geçelim. Şimdi biz bu kızılcıkları yıkarken kaselerde 3,5-4 kase kızılcığa denk geliyor. Aynen o kadar da şeker ekleyeceğiz. Yani 3,5-4 kase tam böyle gramına göre. Kaç kase geldiğine siz de bakabilirsiniz. Kat kat kızılcık ve şekeri tencereye alıyoruz. Bu da 12 saat incir reçeli gibi buzdolabında bekleyecek. Mesela gece saat 9'da eğer buzdolabına attıysanız sabah 9'da çıkarabilirsiniz. Bu biraz daha sert bir meyve olduğu için sulanmıyor dolapta. Bir tatlı kaşığı burada limon tuzu var. Şimdi bunu ayırdık. Soğuk su üzerine ekleyeceğiz. Tencerenin üzerine bir su bardağı yeterli. Oluşmaya başladı. Üzerinde oluşan fazla köpükleri ayırıyoruz biz yavaş yavaş ama hepsini almaya çalışmayın, zaten ekşi bir meyve olduğu için çok köpürür. Altı orta ateşte pişince böyle bir yarım saat 40 dakika bir tatlı kaşığı limon tuzunu üzerine dökebiliriz.
Limon tuzu yoksa yarım limon da üzerine sıkabilirsiniz. Fark etmiyor yani. Şimdi tam bir saat oldu. Artık kıvamını da tuttu. Köpüklerini üzerinden almayı unutmayın. Ve artık ocaktan aldık. Kavanoza doldurmaya hazır. Böyle yapın. Bak bak. Böyle yapın. Hayır. Niye? Elinizi kurulayın. Sen de kurulan bir daha. Sen de kurulan bir daha. Ana. Bu nasıl yumurta ya? Yani? Yumurta sanırım. Anne. Kahvaltıda böyle farklılık olarak yiyebilirsiniz. Afiyet olsun.